Merhaba arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı Pasifik Yayınları sayfa 124-125'i işleyeceğiz. Yönetim birimlerini tanırım metni cevapları. Soru: yaşadığınız yeri kim yönetiyor? Bu konuda bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: yaşadığımız yerler büyüklüklerine göre yöneticiler değişmektedir. Eğer bir köyde yaşıyorsanız köyde muhtar yönetici durumundadır. Eğer yaşadığınız şehir bir ilçe ise burayı kaymakam yönetir. Yaşadığınız yer bir il ise buranın en büyük mülkü amiri validir. Benim yaşadığım yerde bir il olduğu için burayı bir vali yönetmektedir. Soru: yaşadığınız yerin özelliklerini dikkate alarak yöneticilerini işaretleyerek gösteriniz. Cevap: vali, mahalle muhtarı, bir yönetim birimi açısından il ve ilçe ve köy arasındaki farkları söyleyiniz. Cevap: yönetim birimi açısından il, ilçe ve köy arasındaki farklar bulunmaktadır. Sırasıyla gidecek olursak ileri: İllerin mülkü amiri yanıyor, kişisi vali adı verilen bürokrasi kanadından adıma yöntem ile devlet tarafından gönderilen yöneticidir. Devletin ilde bulunan temsilcisi durumundadır. İl içerisinde bulunan eğitim, ulaşım, sağlık gibi devlet işleri vali tarafından yürütülür. Ayrıca ilçesinde bulunan huzur ve güvenlik sağlama tedbirleri vali kararı ile alınır. İlçeler: İlçeleri yöneten kişiler kaymakamlardır. Kaymakamlar da valiler gibi atama yöntemiyle devletin bürokratik kanadından gelirler. Bağlı bulundukları illerin valilerine bağlı olarak görev yaparlar. Halkın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevlidirler. Bir ilçenin kalkınması ile ilgili planlamaya kaymakam planlar. İl ve ilçelerde belediyeler: belediye başkanları seçimle iş başına gelen yerel yöneticilerdir. İl ve ilçelerde halkın ihtiyaçlarını belediye başkanları gidermeye çalışır. Genel olarak temizlik, yol, su gibi halkın ihtiyaç durumlarına göre çözüm üretmeye çalışırlar. Görev başına gelen belediye başkanları belirli bir süre görevde kalırlar. Köy ve mahalle: mahallelerin ve köylerin yöneticisi muhtarlardır. Muhtarlar seçimle göreve gelen yöneticiler durumundadırlar. Köy ve mahallelerin sorunlarını belirleyerek sorunların çözümü için çalışırlar. 2. Siz de yaşadığınız yerdeki yönetim birimlerine öğretmeniniz rehberliğinde bir gezi düzenleyiniz. Gezinizde notlar alıp daha sonra bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: yaşadığım yerdeki yönetim birimlerin mahallemizde bir köy muhtarı, ilçemizde bir belediye başkanımız ve bir kaymakam bulunmaktadır. Mahallemizin köy muhtarı mahallemizde ilgili sorunları çözümlemeye çalışır. Kendini aşan çözümlenemeyecek su, temizlik gibi ilgili konuları belediye başkanlarına bilgi vererek mahallemiz hakkındaki sorunları beyan etmiş olur. Ayrıca mahallemizde güvenlik konusunda veya sağlık konusunda sağlık ocağına doktor ihtiyacımız olduğu gibi bilgilere muhtarımız, kaymakamımız da giderek bildirir. Bu konuyla ilgili yardımcı olması için ilçemizin mülki amir yardım isteyebilir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forumsayfacevapları.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.